arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte örtüday bilseğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar inşallah final yapabilirsek yapacağız arkadaşlar. Like bunu unutmayın. Arkadaşlar ben video dışında en son videoda hatırlarsa arkadaşlar 1 milyar 400 binlerde bir civarda bir paramız vardı. Ben video dışında arkadaşlar 2 oyun oynadım. 83. gün en son oynamıştık. 85. gün en son oynadım arkadaşlar. 2 oyun oynadım. Neden? Çünkü daha hızlı ilerlememizi kat etmek için. Şimdi arkadaşlar bundan önce ne yapıyoruz? Şuradan 1 milyarlık, 1,5 milyarlık zırhımızı alıyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi zırhımız böyle manyak bir şey arkadaşlar. Ve onun yanında da arkadaşlar şöyle silah alabiliriz. Evet, silahı göstermek adına. Evet arkadaşlar, bu testleri bayağı psikopat. Yani oyundaki en psikopat testleri bu. Net bu yani, bence bu. Çünkü manyak bir şey, baksanıza yani, döver biçer gibi yani, harbiden manyak bir şey arkadaşlar. Oyun bayağı burada manyaklaşıyor. Yani bu testleri aldığınız aynı şeylerdeki şeylerimiz. Mad Max'teki filmi zaten bilenler bilir. Oradaki tırlara benziyor arkadaşlar. Böyle önüne takılmış bayağı. Ya çok güzel yani. Ve arkadaşlar Stikvar 3'ü nasıl indirdin diye soranlar olabilir. Ki olabilir diyorum. Şey oluyor. Var arkadaşlar. Arkadaşlar onu yani ben indirdim ama ya ben de zaten zazu böyle değişik bir şekilde indirdim. Ya bir şeylere bastım, dokunum, tam olarak nasıl indirdiğini hatırlamıyorum yani. O yüzden arkadaşlar yani YouTube'da videosu vardır. YouTube'daki videolara bakın yani, Stikvar 3 nasıl indirildi diye yazın. Bu arada ekstra gücümüz hiçbir işe yaramadı. Oradan arkadaşlar zaten görürsünüz. Şimdi arkadaşlar bence biz bu arabanın şanzımanını bir full yapalım. Ben keseceğim arkadaşlar zaten ve ondan sonra başlatacağım. Arabayı fullemeye yakın mı? Bayağı arabayı geliştirdikten sonra diğer arabamızı. Ve arkadaşlar şöyle bir haberim var. Videoda Stikvar Legacy'de yeni güncelleme ile birlikte şöyle bir lag getirmiş. O lagmış yani. Muhtemelen lag yani. Lagmış. Çünkü ya da bilmiyorum. Belki özellik de olabilir. Belki özelliktir ama muhtemelen lagdır arkadaşlar. Videoda arkadaşlar yeni güncelleme ile birlikte zombi modunda bastığınız zombi ile herhangi bir şey. Zombi ile Kyrider, zombi işte Kyrider, Stoneguard, zehirli zombi, zıplayan zombi. Bunlardan herhangi, mesela bastınız diyelim bir Kyrider, bir geceden sonra bir gece duruyordu ve diğer gece arkadaşlar o siliniyordu yani, öyle onsuz başlıyordunuz. Yani zombiyle ilgili bastınız her şey siliniyordu arkadaşlar. Şöyle bir şanzımanımızı da alalım arkadaşlar, şimdi araba bayağı hızlandı bakın. Evet, araba gene de burnları bu engelleri rahatça geçer şimdi. Onu arkadaşlar kaldırmışlar. Ben video dışında öyle bir eğlencesine girdim. Kyrider falan bastım. İşte eğlenmek için girdim. Bir baktım arkadaşlar Kyrider bastım. Bile bastım. Yani bir gece dursun dedim yani. Ve bir baktım diğer gece Kyrider silinmemiş. Şaşırdım yani. İyi ki de öyle eğlencesine girmişim arkadaşlar. Yani artık tekrardan basabileceğiz ki iyi olmuş. O hata mıydı? Özellik bence o hatadır arkadaşlar. Ki özellik olsa bile kaldırıldı, iyi olmuş. Hataysa da fixlemişler arkadaşlar. Fixlemişlerdir. Çünkü mesela 750 elması bir de bilmeyen için çok kötü. Mesela basıyorsunuz gidiyor. İlk onu kaldırmış arkadaşlar. İyi olmuş yani. Hep bizim yanımızda durması iyi olmuş yani. Çünkü diğer türlü çok kötü oluyordu yani. Evet, buraya kadarmış arkadaşlar. Tamam. Şimdi diğer arabaya full kasacağız arkadaşlar bu videoda. Ya bu videoda inşallah final yapacağız arkadaşlar. Evet, bu arabanın da silahı böyle arkadaşlar. Sürekli sıkıyor ama. Bakın hiç durmuyor. Tak 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 diye. Ve diğer video arkadaşlar inşallah bu videoda final yapacağız. Diğer videoda arkadaşlar Stikvar Legacy'de Undead kostümlü challenge'ımıza başlayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Normal zorlukta yapacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü çok da zorlamak istemiyorum. Muhtemelen önceden hep normal zorlukta biz oynuyorduk. Bu arada kutu hepsini kırdı. Oradaki tahtalar falan iyi oldu. Öyle yapacağım arkadaşlar. Zorlamak istemiyorum Undead kostümlü askerleri. Gerek yok yani. Zaten zor ve çılgın oynayacağız. Bakalım ne kadar zor ve çılgınlar. Aa bak, ikinci arabada da böyle bir şey vardı. Ertuğrul'un ikinci arabasının üçüncü bölümünde, son bölümünde. Arkadaşlar belki şu anda o diğer araba açabiliriz. Açamasak da net ondan sonra oyun açacağız. Evet, konuşabilir. Ertuğrul birbirinde de ben neden konuşamıyorum onu da anlamıyorum yani. Özellikle diğer videolarda da, bazı videolarda da konuşamıyor da burada ekstra bir heyecanlanıyor muydum? Ne oluyor abi? Yavaş, sakin. Neyse. Harbiden yani kesiyoruz ya. Vallahi
Bu nedir arkadaşlar? Psikopat olduk yani. Biz psikopatız yani. Baksanıza zombiye bildiğiniz biçiyoruz yani. Tamam, normal. Önceden de biçiyorduk da yani bu kadar acımasız değil yani. Manyak bir şey yani. Hani bu tır daha... Bundan önceki videoda demiştim böyle bir tır size çarpsa demiştim. Bu sefer böyle bir tır çarparsa da böyle söyleyeyim. Bitti ya, daha da kötü olur. Bu sefer parçalara ayrılırsınız. Diğer türlü de parçalara ayrılırsınız. Neyse. Evet, bu son oyunumuz arkadaşlar, kırmızı tırımızla. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Birinci, ikinci oyunda tüm arabaların iki tekerleği vardı. Bu mesela tırın üç tekerleği var. Diğer arabanın dört tekerleği var. Yani sadece iki tekerlek değil. Evet, gene arkadan aksiyonlu müziklerimiz. Ya bir şey diyeyim, ekstra güç. İkinci oyunda benzin bittikten sonra ekstra gücü kullanmak mantıklıydı. Ama bu birinci oyunda arkadaşlar benzin bitince ekstra gücü kullanmak hiç de mantıklı değil. Çünkü araba hiç götürmüyor yani. O kadar ağır ki arabalar. İlk arabalarda böyle minibüste falan vardı. İkinci arabamız var ilk bölümde. Onlar da belki işe yarabilir ama bunda... Baksanıza. Bakın araba gitmiyor, gitmiyor. Yani zaten yokuşlu engelli bir yerdeyse hiç gitmiyor. Ve arkadaşlar en son arabamız böyle yeşil, tırımızı da alıyoruz ve gerçekten en son araba arkadaşlar. Başka araba yok, hemen arabamıza bir maça girelim. Evet arkadaşlar, arabamızı, son arabamızı aldık. Evet, manyak bir şey. Bu arabayı full yapınca psikopat oluyor. Aynı zaten ikinci oyunun, ya Örtüde 2'nin birinci şey, Örtüde 2'nin ilk senaryosu işte ilk, oyunun başlangıcındaki televizyondaki araç bu arkadaşlar. Tabii en full yükseltilmiş haliydi. Burada daha değil. Öyle arkadaşlar. Evet, ben keserim arkadaşlar. Öyle de başlatırım sonra işte artık oyunu bitirmeye yakın. Bundan sonra bir mekanım daha var. Bayağı keseceğim ya. İnşallah ikinci oyundaki kadar zorlamam. Yani sanmıyorum, ikinci oyunda daha zorlu oluyor ya. Burada daha kolay da. İnşallah beni çok zorlamaz ya. Vallahi uğraştırmasın lütfen abi. Bundan sonra zaten Halloween falan onlar basit abi. Rekora geldik arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir motorumuz falan. Ben diğer motoru almayı düşünmüştüm ama. Maalesef. Öyle olmuyordu. Öyle yapmaya çalışırdım da. Gerek yok arkadaşlar. Bakın oradaki o çubuklu yolu. Böyle hafiften nasıl diyeyim. Çukurun üstüne dizilmiş kutuları. Mesela kırmızıdır. Şey yapmıyordu. Kırmıyordu. Bu daha ağır olduğu için. Zaten manyak bir şey. Yani uzunluğa baksanıza yani. Zürafanın boyunu kadar. Hatta bildiğimiz tır yani, hani tır uzunluğu. Daha deminki de tırdı da bu farklı bir tır arkadaşlar. Yani tır da değil aslında. Değişik bir araç ya. Tam değişik yani. Nükleer ataklarla ilgili bir araç. Çünkü ekstra gücünü aldığınızda ekstra gücünün üstünde nükleer atık simgesi var. Ve öyle oluyor yani. Silahın üstünde de vardı herhalde, yanlış hatırlamıyorsun. Bilmiyorum. Ya yani silah hatta emin değilim, ekstra güç de vardı, ona eminim. Şöyle bir dakika bakayım, o 9 dakika. İnşallah final yaparız arkadaşlar, inşallah yani. Allah'tan ümit kesilmez. Gerçi ümidin kesilecek bir olayı da yok ama. Neyse yaparız yaparız da, ben keserim baya. 4-5'er keseceğim diye düşünüyorum. Vallahi 4-5'er muhtemelen keseceğim ya. 4-5'er kesersem iyi yani. Harbi 4-5'er keseriz mi yani? Düşünsenize 8-9 el kestim ya. Bence o kadar olmaz ya. Zaten son oyunu sizlerle ya da son 2 oyunu falan sizlerle kessek aynen ya. 4-5 falan. Bilemedim 6 falan gibi ya. İnşallah öyle olur yani. İnşallah düşündüğüm gibi olur. Ve şöyle bir şey var. Bu kırmızı tırdan itibaren ne oldu? Ya şu yerde hani böyle sarı sarı şeyler var da, taşlar. Onlar arabanın dengesini bir anda bozuyor. Zıplıyor. Kötü oluyor yani. Ne kadar o kötü oluyor biliyorsunuz. Çok salisyenlik baba var. Salisyenlik hata bitiriyor bizi yani. Benzin zaten bu arada bayağı hızlı tükeniyor. Onu da söyleyeyim.
Baksanıza ikinci oyuna böyle bir yere düşsek bittik zaten. Baksanıza. Rahatça çıkıyor ama burada arabalar. Benzin ışığı yeni yandı ama rekoru gittik, geçemedik. Bu hiç olmadı abi. Arkadaşlar yok diğer tekerleği bir alalım. O tekerleği almam lazım yani. Hiç ikinci tekerleği geçmeyelim, üçüncü tekerleği alalım, orada duralım. Ve bundan sonra bir öyle daha oynayalım arkadaşlar, ondan sonra ben keseyim. Şöyle bir şey yaparız, keserim, ondan sonra bu bölümü geçeceğim zaman diğer bekarı göstereyim, o zaman tekrar keseyim. İki kere kesme yapacağım o zaman. Aynen. Neyse iyi ya, bu arabayı da gene geliştirdiğimi gösterdim. Hiç göstermesem daha kötü abi tabii be. Gene gösterdim abi, Allah var şimdi yani. Kim ne derse desin, gene geliştirdiğimi gösterdim yani. Zaten gene geliştirilmiş halini göstereceğim. Yani silah falan da alırım. Abi bak bana bak. Orada ne oluyor abi? Allah aşkına. Orada ne oldu Allah aşkına ya? Orada biraz mantıklı açıklama söyleyin. Yani abi bu ne ya? Neye takılıyor abi o? O araba bak. Oho. Valla biz bu oyunu böyle olursa bitiremeyiz ha. Oo, sen orada güzel hamle yaptıktan sonra biz rekoru gene geçemeyeceğiz. Belli abi, geçemeyeceğiz. Sen aptal aptal mal mal affedersiniz. Takılırsan geçemeyiz. Neyse arkadaşlar, biz şöyle en son tekerleğimizi alalım. Bakın şunun tekerleğine bakın, şunun tekerleğine bakın. Yani ikisinin arasında fark var. Kırmızı tırın daha dehşet. Yani ben burada bir kesme yapayım arkadaşlar. Oh, tahtayı yavaş çekini güzel kırdık. Lütfen bakın, tekerleği de fulledim. Örtüday bir lütfen, sana rica ediyorum. Şu aptal aptal zıplayışları yapma lütfen ya. Baba gene yapıyordu da yapmadı, tamam. Yapma yani, hani ne kadar saçma bir şey. Bak tekerleğin de full. Yapmaması lazım yani. Öyle bir saçmalık olamaz abi. Aa şöyle kıra kıra geç. Aslanım benim ya. Bak gene yaptı ama. Ve gene aynı yerde yaptı. Bu burada bir uğursuzluk var arkadaşlar. Onu hissettim yani. Şimdi... Tahtalı yolda mı geçeceğiz? Aynen öyle. Güzel geçtik yani. Hemen hemen. En az daha deminki maç kadar güzel geçtik. Tamam arkadaşlar, şurada ben keseyim. Şu maç bitsin tabii de. Tamam tekerleyin. Ya fark harbi belli oluyor ya. Baksanıza. Oo daha benzer. Oo gidebiliriz hadi abi. Hadi belki gideriz. Abi şunu yapma işte ya. Yapmasaydın belki giderdik be. Orada hamle yapmasaydı belki giderdik ya. Neyse arkadaşlar, ben şurada bir yükseltme yapabilirsek, adam gibi bir yükseltme yapabilirsek, ki yapamıyoruz. Arkadaşlar ben şurayı bir keseyim. Arkadaşlar kestim ama hemen başlattım, kestiğim gibi tekrardan başlattım. Az gaza bastım, sonra ben de ne yapıyorum, bu bölümü geçtikten sonra videoyu durdurayım dedim ve şu anda arkadaşlar bu bölümü geçeceğiz, ondan sonra durduracağız. Öyle yapacağım çünkü benzini fulledim şu anda arkadaşlar. Şu bölümü geçeceğim, ondan sonra keseceğim. Bu bölümde de şey yaparım. Keserim. Hemen şu bölümü hızlı bir şekilde, şu aptal zıplayışların olduğu, şu aptal saçmalıkların olduğu bölümü geçelim. Bak 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 bak, burada. Burada uğursuzluk yoksa bir şey bilmiyorum. Ya inşallah bu bölüm final yaparız arkadaşlar. Hadi abi ya. Çok basit bir şey. Arabayı fullediğimiz gibi geçebiliyoruz zaten. Hadi bas bas. Al işte. Al işte, al işte. Hadi abi geçersin, sen yaparsın ya. Bu tır bu kapasiteye sahip abi. Hadi 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 hadi, uğraştırma beni. Ya yapma işte, gene aynı yerde şunu ya. Ya git Allah aşkına ya. Ama arkadaşlar bu oyun benim karşıma böyle şeylerle gelmesin. Neyse ya. Evet arkadaşlar, bölümümüzü geçtik. Bu aptal bölümü artık geçtik arkadaşlar. Ve terk edilmiş bir benzin açtık. Gerçekten güzel yerde başlattım. Ve bu bölümümüzü başarılı bir şekilde geçtik arkadaşlar. Ekstra gücü alarak geçtim. Gördüğünüz gibi ekstra gücüm üstünde böyle şeyli nükleer atıkla ilgili bir sembol var. Hemen arkadaşlar şu bölümü de sizlere göstermek için bir kere oynayıp hemen keseceğim. 14, 15, 16, 17. Yani 3 dakikan kaldı. 3 dakika, hatta 4 dakika daha bitmezse, 4 dakikayı geçerse oyun video gider yani.
Ve ben de böyle bir şey olmasını istemiyorum abi. Lütfen bu seriyi sıkıntı süreyi de şey yapın. Çünkü ortada iki de bir yıldızla bir kere olmuştu. Altıncı derken yok. Mavi arabayı aldığımız bölüm değil de minibüsü aldığımız bölüm vardı ya işte hani orada hemen minibüsü aldığımız bölümde. Siyah minibüsümüz. Orada işte sıkıntı olmuştu zaten söylemiştim. Böyle böyle işte video ayrıldı diye ama birleştirmiştim. Tüm gideseydi bittiydi zaten. Kafayı yerdim yani. Tamam arkadaşlar bu elimiz bitti. Hemen şöyle sizler bekliyor. Bir testereyi alalım. Ama testereyi tabii kullanmayacağım. Hemen şöyle arkadaşlar testeremizi alalım. Ben hemen şurada bir keseyim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi arabayı manyak bir şey çevirdim. Hemen arkadaşlar şuradan yükseltmede veriyorum ve arkadaşlar son arabayı fullleyeceğim dedim ve son arabamızı fullledik ve arkadaşlar şu anda bu oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Ortada biri inşallah şu anda bitiriyoruz. Bir aksilik çıkmazsa çok büyük, çok sıkıntılı bir aksilik bir çıkmazsa şu anda oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Şu anda oyunun son maçında 104. günde bitirmiş olacağız. Zaten bu hikaye modunu tamamladıktan sonra gerisi kolay. Halloween falan kalıyor. Champions kalıyor işte. Ne kadar hızlı bitirebiliyorsunuz bölümünü onlar kalıyor. O oyun modu kalıyor. Şu an arkadaşlar bilmeyenlerin, oyunun sonu bilmeyenlerin merak ettiği sonu birazdan göreceğiz. Bilenlerin de gene heyecanlandı. Sona gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Yani nostaljik yaşamak adına bir de ben nostaljik yaşayacağım. Şu anda bu oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Araba bakın gördüğünüz gibi öndeki fın fın diye eziyor. Aynı diken gibi arkadaşlar. Diken gibi zaten fın fın diye eziyor. Ve silahı da böyle ateş ediyor zaten. Orada gördünüz ve havalimanına ulaştık arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şu anda arabamız gidiyor. Benzini bitti halde ve gördüğünüz gibi Ortoday 2'nin televizyondaki sahnesini görüyoruz arkadaşlar. Bakın bu sahneydi bildiğiniz üzere. Ve şu anda uçak kalkıyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kalkıyor. Evet 18 dakikayı geçirmemem lazım abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uçakla kalktık ve dağlar falan görünüyor. Ama arkadaşlar ne oluyor? Evet uçakta bir zombi var. Evet arkadaşlar öyle bir sıkıntı oluyor. Ve arkadaşlar Champions ve Halloween etkinliği 104 günde bitirmişsin. Açılıyor diyor arkadaşlar ve burada Ortoday 2 yüklediyor. Arkadaşlar bu videomuzda Ortoday 1'i başarılı bir şekilde fullledik, bitirdik. Yani arabamızı fullledik ve diğer oyun modlarının ki zaten çıktı. Onları da açmış olduk. Arkadaşlar her videoyu beğendiyseniz videoya like, abone olmayı unutmayın. Daha sonra görüşürüz. Şimdi kendinize bakın. Bye bye.